Herkese merhaba sevgili Teknoloji Oku takipçileri. Monster Notebook katkılarıyla hazırladığımız Oyun Canavarı programının yepyeni bölümüne hoş geldiniz. Bu bölümde sizlerle bir oyun oynamayacağız ama çok güzel, çok önemli bir haberi sizlerle paylaşmak istiyoruz ve bunun detaylarından da biraz bahsetmek istiyoruz. Biliyorsunuz hayatımıza giren ve 25 yıl önce aslında hayatımıza giren ilginç bir oyun var. GTA Grand Theft Auto isimli oyunumuz var. Başlangıçta tabii çok komik, basit bir oyundu ama aradan geçen 25 yıl içinde birçok farklı sürümü çıktı ve en azından 2022 yıl için konuşuyorum, artık efsane haline gelen bir oyun GTA serisi. En son olarak 5, yani GTA 5 olarak hayatımızda yer alıyordu. Ama geliştirici firma Rockstar yaptığı bir açıklamayla dedi ki GTA 6'yı da geliştiriyorum. Ki söyleyelim bunu açık bir şekilde, hem teknolojioku.com'da hem de farklı basın kuruluşlarında GTA 6 geliştiriliyor, GTA 6 için düğmeye basıldı vesaire gibi yüzlerce haber de çıkmıştı geçtiğimiz yıllarda. Sonunda gerçek oldu ve GTA 6 için hazırlıklar başladı. Peki GTA 6'da neler olacak? Ne zaman çıkacak ve bizleri neler bekleyecek? Şu anda açık söylemek gerekirse çok fazla bir detayın ortada olmadığını söyleyelim. Rockstar yaptığı açıklamada sadece ve sadece oyunun geliştirilmeye başlandığını duyurdu. Veya belki de birkaç yıldır da geliştiriyorlar, o kadarını bilemiyoruz. Ama marka yaptığı açıklamayla oyunun artık resmi olarak duyurusunu yapmış oldu. Yani bundan sonra önümüzdeki yıllarda, bu 1 sene sonra da olabilir, 5 sene sonra da olabilir, 3 ay sonra da olabilir arkadaşlar, bu GTA 6'yı bilgisayarlarımızda, konsollarımızda göreceğimiz anlamına geliyor. Tabii ki bu süreçler biraz uzun oluyor. Yani süreçler bazen çok daha uzun yıllara da yayıldığı, birkaç yıl hatta 10 yıllara kadar çıktığı da vakadır. O yüzden kesin bir çıkış tarihi söylememiz mümkün değil ama bu konuda bazı iddialar var ki bunların tamamı iddia nevinden. 2024 diyen var, 2025 diyen var. Farklı güvenilir veya güvenilir olmayan kaynakların bu tarz iddialarında olduğunu söyleyelim. Ama şu anda net olarak bir bilgi yok ve bu yapılan tahminlerde olasılıklar üzerine geliştirilmiş olan bazı tahminler tabii ki. Ve bunun bir garantisi, bir kesinliği yok. Hatta belki 2025 yılında çıkacak olsa bile o zamana kadar yaşanacak sorunlar oyunun çıkmasını erteleyebilir. O bakımdan kesin bir tarih vermek mümkün değil. Peki hikayede ne olacak? Aslında burası da belli değil. Çünkü biliyorsunuz oyun çok farklı, bir açık bir dünyada geçiyordu. Arkadaşlarımızla oynayabiliyorduk. Çeşitli görevler vardı. Bu görevleri tekil yapabildiğimiz gibi arkadaşlarımızla birlikte de bu görevleri gerçekleştirebiliyorduk. Farklı senaryolar üzerinden bir oyundu bu. Ve oyunun bu yeni sürümünde de ne olacağı belli değil ama konu olarak böyle bir konu olacağı, fakat hani hangi şehirde geçecek, biliyorsunuz son yıllarda GTA genelde şehirlerde geçmeye başladı. Hangi şehirlerde geçecek, hangi şehirde geçecek, konu ne olacak, net bir bilgi yok ama benzer bir mekaniğin, yani GTA 5'te de karşımıza çıkar, benzer bir mekaniğin oyunda olacağı konusunda aslında kesin olduğunu söyleyebiliriz. Fakat bununla ilgili resmi bir bilginin de açıklanmadığını söyleyelim. Peki aklınıza şu soru geliyor olabilir. Rockstar neden 10 yıl bekledi yeni sürüm için? Aslında şöyle bir durum var. Tam da 10 yıl değil aslında. Çünkü online sürümü çıktı biliyorsunuz oyunun ve buradan da ciddi bir gelir elde ediyor marka. Ki özellikle bu tarz şirketler için gelir elde etmek önemli bir artı. O yüzden bu geliri de hemen bir şekilde, hızlı bir şekilde ortadan kaybetmek de istememiş olabilir. O yüzden oyunun çıkması bir parça daha gecikmiş olabilir. Bir diğer konu ise markanın bir diğer oyunu var biliyorsunuz. RDR 2 ismiyle Red Dead Redemption 2 oyunu. Bu oyun da açık dünyada geçiyor. Onun da bir online ve hikaye tarafı ve online tarafı var. O oyunu da ezmek, tabiri caizse ezmek istemediği için, ona da bir zarar vermek istemediği için, oradaki gelirlerinden de olmak istemediği için böyle bir adım attığı iddialarda bulunuyor. Tabii ki bunlar iddia nevinden ama aslında mantıksız iddiaları değil bu arada, onu da söyleyelim. Oyun camiasında, oyun sektöründe, teknoloji sektöründe konuşulan konulardan birkaçı da bunlar aslında. Oyunun ne zaman çıkacağı söylediğimiz gibi tam net değil. 2025 diyen var, 2024 diyen var. Konu muhtemelen yine açık dünya üzerinde bir şeyler olacak. O hemen hemen kesin gözle bakabiliriz. Yani çok farklı bir alakası bir şey yapmayacaktır Rockstar. Ama bunun dışında baktığımızda henüz resmi bir bilginin gelmediğini ama önümüzdeki yıllarda, örneğin bu videoyu bir sene sonra izlerseniz, iki sene sonra izlerseniz belki de oyunun çıkmış olabileceğini söylemek istiyoruz. Yani net bir bilgi yok ama oyun öyle ya da böyle bir aksilik olmaz ise çıkacak. Yani GTA 6 geliyor arkadaşlar.
Evet arkadaşlar, Monster Notebook katkılarıyla hazırladığımız Oyun Canavarı programının bu bölümünde sizlere GTA 6 üzerine ortaya çıkan bilgileri, resmi açıklamaları, resmi olmayan bilgileri vesaire paylaşmaya çalıştık. Sizin de konuyla ilgili görüşleriniz olabilir. Yorumlar kısmında bizlerle paylaşmaktan çekinmeyin. YouTube kanalımıza abone olmayı, ki abone olmanız bizim için önemli, sizlere daha fazla içerik üretmek için bu bizi motive ediyor. Bizi sosyal medya hesaplarımızdan, ki Instagram, Twitter, TikTok, Kwai gibi sosyal medyalarda bulunuyoruz, takip etmeyi unutmayın. Ve bizleri aynı zamanda teknolojioku.com adresinde ziyaret etmeyi unutmayın. Orada çok güzel teknoloji haberlerini sizlerle paylaşıyoruz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.